Bu İslam tarihinden verdiğimiz misali bir de Osmanlı tarihinden vereceğim. Allah aşkına yine can kulağıyla dinleyip de rüzgarımızın kesilmemesi için وَتَزْهَبَ رِيحُكُمْ diyor ya, rüzgarınız kesilmesin, rüzgar hızındaki kuvvetleriniz kesilmesin, canınız çıkmasın, devletiniz, milletiniz, memleketiniz mahvolmasın ve İslam'ın soluğu kesilmesin dediği manayı Osmanlı ecdadımızın tarihinden yine bir sahneyle perçinlemeden geçmeyeceğim. Efendiler, deminki verdiğim misal ve ayet-i kerimedeki mana, Bedir cenginde savaşan, Allah yolunda bütünleşen müminlere hitap ediyordu. Şimdi arz edeceğim sahne, bizim ecdadımıza Allahu Teala'nın gönderdiği imdadı ifade ediyor. Osmanlı ecdadımıza, Müslüman ecdadımıza, Müslüman atalarımıza Allahu Teala'nın gönderdiği müthiş imdadı ve yardımı ifade ediyor. Efendiler, Osmanlı ecdadımız biliyorsunuz çok milletlerle savaşmışlardır. Fakat Osmanlı tarihini açın, okuyun, göreceksiniz ki Müslüman Türk milleti en fazla Moskoflarla, Ruslarla muharebe etmiştir. Tarih bunun şahididir. Moskof muharebeleri, Osmanlı-Rus muharebeleri, o kadar savaşmışız ki memleketimizi almak için, vatanımızı parçalamak için öyle bizimle muharebe etmiş ki Ruslarla yaptığımız savaşları topluyoruz, tam 53 sene devam etmiş oluyorlar. Bu kadar savaşmışlar bizimle. Osmanlı-Rus muharebeleri, bütün tarih kitabı boydan boya bununla dolu. Açın okuyun. Bu sahnelerden birisini bir tarihçimizden aynen nakledeceğim. Bakınız Allah aşkına. Bunlardan Osmanlıların Ruslarla yaptığı Kırım Harbi, meşhur Kırım Muharebesi, Kırım Harbi'ndeki vuku'a gelen bir hadise, müthiş bir hadise meydana geliyor. Yabancı gazetelerin de bizzat şahitlikleriyle aynen dünya tarihine de geçmiştir hadise. Naklediyorum şimdi. Tarihçi Ahmet Mithat Bey, meşhur tarihçi, Osmanlı tarihini yazan bir zat Ahmet Mithat Bey, vakayı, hadiseyi aynen şöyle ifade ediyor. Ruslar Oltaniçe'de o gün 150.000 kişilik bir askerle, 150.000 kişilik askerle Eflak Boğdan emaretlerine girdikleri vakit 25.000 kişilik bir orduyla Bükreş'e yürüyordu. Bükreş Romanya'nın başşehri. Romanya o zaman bizim bir köyümüz halindeydi biliyorsunuz. Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa, Serdar-ı Ekrem başkumandan demek. Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa her taraftan hücuma kalkan Rusları tutmaya çalışıyordu. Fakat cephenin en zayıf noktası Oltaniçe noktasıydı. Orada 3000 kişilik zayıf bir Türk birliği bulunmaktaydı. Onlar da 2 veya 3'ü geçmeyen bir bataryaya sahipti. Düşman ordusu ilk defa bu zayıf noktayı ezmek, boğmak istemişti. Takip ediniz. Buraya 10 misli bir kuvvetle Ruslar hücuma geçti. Bu harbi civar tepelerden seyretmek için Eflak Boğdan ahalisi, hatta yabancı gazeteciler ve bütün ahali seyru temaşaya daldılar. Düşman sabahtan külliyetli bir top ateşiyle Türk askerinin yolunu tutmuş, seyircilerin de bu müthiş haller karşısında Türk askerlerinin nasıl mahvolacağını düşünerek gözleri gayri ihtiyari yaşarmıştı. Müslüman Türk askerinin arkasında Tuna Nehri akıyordu. Tuna Nehri akıyordu. Geriye dönmek ihtimali de yoktu. Önünde cehennem gibi bir ateş püsküren toplar vardı. Bu toplar atışa bir başladı mı asla susmuyor, top güllesi yağdırıyorlardı. Savaş bütün şiddetiyle başlamıştı. Top seslerinden adeta gökler parçalanıyor, Müslüman askerlerin üzerinde uçuşan gülle ve mermiler biraz ileride Tuna Nehri'ne gömülüyorlardı. Muharebeye bakınız. Türk askerleri düşmanlarının kendilerinden sayı ve tecihizat bakımından ne kadar üstün olduklarını biliyorlardı. Fakat işin içinde dinli dinsiz mücadelesi vardı. Kimse İslam'ın haysiyetini feda ederek dinsiz düşmanlarına teslim olmak istemiyorlardı. Kol ağasının müsaadesi üzerine ikişer rekat namaz kılan Müslüman Türk askerleri birbirleriyle helallaşıp kucaklaştılar ve içlerinde sağ kalanlar olursa yavrularına selam götürmesini söylediler. Şimdi son hücumlarını yapacaklardı. Çünkü Türk askerinin mühimmatı tamamen tükenmiş, iş kucak kucağa, süngüye kalmıştı. Bir kara bulut gibi topların himayesinde ilerlemiş bulunan kafir Rus askerleri de artık ağır silahlarını susturmuş, onlar da süngülerini takmışlardı. Yan taraftaki büyük dağların yüksek tepelerinde vaziyeti seyreden yabancı gazeteciler ve halk, Müslüman Türk askerlerine acıyorlar, bir avuç kuvvetin kaç dakika dayanacağını merakla hesap ediyorlardı. O anda müthiş bir hadise oldu. Bir elini semaya doğru kaldıran kol ağası, şehadet parmağıyla gökyüzünde bir şeyler gösteriyordu. Gaziler, benim imanlı çocuklarım, bakınız Allah Celle Celaluhu bizlere imdat gönderiyor. Semaya bakın, gökyüzüne bakın diye heyecanlı bir sesle haykırıyorlardı. Bir anda başlarını semaya çeviren muhasara altındaki Müslüman mücahitleri ne görsünler, bölük bölük turna kanatlarını hatırlatan yeşil elbiseli melaike ordusu İslam askerlerine imdad için geliyordu. Ve bir ucu da Rus askerlerinin tepesine bir kartal yüklenişi halinde düşüşmekteydi. Zaten şehit olmaktan başka bir şey düşünmeyen asker, bu hali uzaklardan temaşa edenler vaziyeti olduğu gibi gördüler, cümlesi de hadisenin tesiri altında hayretler içinde kaldılar, dehşete düştüler. Birdenbire o koca düşman askeri bozuldu, dağıldı, parçalandı ve arkasına düşen Müslüman askerleri ise mutlak zafer kazandı. Ortalık sükunete kavuştuktan sonra Oltaniçe'de durumu seyretmiş olan halk ve gazetecilerin Türk askerlerine ilk sualleri şu oldu: yanınızda dövüşen yeşil elbiseli, nurani yüzlü baba yiğit askerler kimlerdi? Şimdi onları aranızda göremiyoruz demişlerdi. Onlar hadiseyi olanca açıklığıyla ifade etmişler ve Allah'a şükür secdesine yatmışlardı. İşte aziz kardeşlerim, rüzgarınız kesilmesin derken Enbiyaullah'ın, Evliyaullah'ın, Şühedaullah'ın, salihlerin ümmeti Muhammed'e yardımının kesilmemesini istiyorsanız bütünleşiniz, çekişmeyiniz, dövüşmeyiniz. İman vahdet iktiza eder, vahdet-i kulub iktiza eder. Kalplerin bütünleşmesi müminleri zafere götürür, muvaffakiyete götürür. Aziz kardeşlerim, ayet-i kerimeyi bir kere daha okuyup terçinliyorum ve mevzuya Allah nasip ederse gelecek hafta bütün samimiyetimizle tekrar devam edeceğiz. وَاَطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Ey müminler! Nerede olursanız olun, Allah ve Resulüne bağlı kalın. Birbirinizle çekişmeyin, dövüşmeyin. Zira korkak olursunuz, ödlek olursunuz, neme lazımcı olursunuz. Rüzgarınız kesilir, kuvvetiniz mahvolur. Allah yolunda sabredin, bilin ki Allah mutlak sizinle beraberdir. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mahveyle. Ya Rabbi lütfunla, merhametinle ümmeti Muhammed'i tevhid eyle. Ya Rabbi içimizde ve dışımızda yurdumuzu, yuvamızı parçalamak isteyen düşmanlar var. Dışarıda ve içeride kafir, düşman unsurları var. Bunları kahhar ismi şerifinle kahreyle ya Rabbi.